Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çünkü sıfırdan gitar dersleri son videomuzdayız. Bu videomuzda sizlerden gitar ile en sık aldığım soruları yanıtlamaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Tabii ki en çok aldığım soru, hangi gitar markasını önerirsin? Bu videoyu çektiğim tarih 2023 Ocak ayı ve ben artık gitar markası çok zor öneriyorum. Çünkü maalesef ki önerdiğim gitar markaları birçoğunuzun alabilecek maddi gücün çok ötesinde. Ama yine de bana marka soruyorsanız Yamaha, Valencia önerebilirim. Fiyat olarak değil ama sadece şunu önerebilirim. Çok ucuz bir gitar almayın veya elinizde öyle bir gitar var, güzel bir gitar teli alın, gitarınızın tüm tellerini değiştirin, iş görecektir. Veya ikinci el güzel markaları araştırabilirsiniz. Fakat ikinci el alırken de gitarı elinize alıp çalmadan ya da bilen biri o gitarı eline alıp çalmadan almayın. Ve son olarak şunu söyleyeceğim, internetten gitar siparişi birazcık risklidir. Ben mesela ikinci gitarımı internetten aldım ve gitar bozuk geldi, eşik ayarı bozuk geldi, anında iadeye gönderdim, onu bir şekilde ayarlayıp geri yolladılar. Yapabiliyorsanız internetten almanızı önermem ya da çok güvendiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız birinden internetten alabilirsiniz. Benim fikirlerim bu yönde. Tabii ki son kararı ve en iyi kararı siz vereceksiniz. İkinci en sık aldığım soru, akor geçişlerimi nasıl hızlandırırım? Ben size soruyorum, nasıl hızlandırırsınız? Tabii ki pratik, pratik, pratik. Her zaman pratik yapacaksınız. Yani kendinize gitarcıyım diyorsanız veya gitarcıyım demek istiyorsanız eller durmayacak arkadaşlar. Sürekli ritim atmasanız bile akor geçişleri yapacaksınız. Televizyonun karşısında akor geçişi yapacaksınız. Veya çocuğunuz oyun oynarken onun yanında akor geçişi yapacaksınız. Günde en az bir saatinizi gitar çalmaya ayırmanızı istiyorum. Eğer bu bir saate ayırmıyorsanız bu sorunun cevabı pratik yapmak. Ama ben günde bir saat ayırıyorum, çok çalışıyorum derseniz yine de akor geçişleriniz hızlı değilse kolay akorlardan başlayın. Sizlere ilk öğrettiğim akorlardan başlayın. Bu barelere, sol majöre daha sonra geçiş yapın. Ama yavaş yavaş ve düzenli çalışmak akor geçişi hızlandırmadaki verebileceğim tek tavsiye. Üçüncü aldığım en sık soru, ritim atıyorum, akor geçişi çok güzel yapıyorum ama şarkı söylerken karışıyor. Evet, karışacak, çünkü aynı anda 3 farklı iş yapmaya çalışıyorsunuz. Ritim atmak bir iş, akor geçişi yapmak bir iş ve bunun üzerine şarkı söylemek bir iş. 3 işi aynı anda yapmak birazcık zaman gerektiriyor. Ben onu şu şekilde çalışmanızı öneriyorum. Ritim atın, akor geçişi yapın, varsa birini bulun, o size şarkı söylesin. Siz söylemeyin, tamam mı? Başlarda. Şarkı söyleyecek bir arkadaşınız yoksa o şarkının müziğini açın internetten. YouTube'dan açın veya böyle benim ders videolarım veya amatör o şarkıyı söylemiş, gitarla çalmış kişiler var. Çok da güzel söylüyorlar. O kişi söylesin, siz üzerine çalın. Biraz böyle çalışın birkaç gün. Sonra ne yapın biliyor musunuz? Yine o kişi söylemeye devam etsin. Siz sadece içinizden mırıldanın. Diye söyleyin, tamam mı? Ama hala şarkıyı söylemiyorsunuz. 2 hafta geçsin bu şekilde mırıldanarak, abartmıyorum. Daha sonra artık şarkının nakaratını söylemeye başlayın. Ama o kişi hala söylemeye devam etsin. İnternetten veya canlı canlı anneniz, babanız, arkadaşınız, kardeşiniz söylesin. Sesi çirkin olsun, hiç önemli değil. Önemli olan şarkı söylerken ritmi tutturmak. Bu sefer nakaratı söylemeye başlayın ve zaten bu şekilde çalışırsanız 3 veya 4. haftanın sonunda birden şarkı söylemeye başlayacaksınız. Bu birden şarkı söyleme işine çok şaşıracaksınız. Aa, nasıl oldu diyeceksiniz ama gerçekten olacak. Bu şekilde çalışırsanız yavaş yavaş şarkıyı rahat rahat söyleyebileceğinize inanıyorum. Bir diğer soru, sol el parmak aralarım çok açılmıyor. Şimdi bunun da en iyi çözümü pratik yapmak. Ama gitar çalmadığınız zamanlarda şunu yapmanızı öneririm. Çok abartmayacaksınız ama şöyle parmak aralarınızı ayıracaksınız. Tamam mı? Şu şekilde oturduğunuz yerden. Çok abartmayın ama. Şu zaten açık. Şu şekilde yapabilirsiniz.
Ama gitarda da özellikle sol majör, tamam mı? Sol majör parmak aralarının açılmasında çok etkili. Re minör, tamam mı? Burada da işaret ve orta parmak arası açılıyor. Tamam, bu şekilde de çalışabilirsiniz. Şu pıt 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 olabilir. Bir diğer aldığım soru, bir videoya ne kadar süre çalışmalıyız? Şimdi ben videoları ne kadar da bir yüklüyorum? Haftada bir. Bu size bir işaret olabilir. Yani bir videoyu en az bir hafta çalışmanızı öneririm. Ve bu bir hafta boyunca en fazla bir gün ara vereceksiniz, tamam mı? İki gün üst üste ara vermek yok. Gerçekten gitardan soğursunuz. Benim aynı yüklediğim hızda bir videoyu bir hafta çalışın. İkinci hafta ikinci videoyu çalışın. Baktınız iyi gidiyorsunuz, üçüncü videoya geçmeyin. Birinci videoyu ve ikinci videoyu birleştirin, tamam mı? Bu şekilde ilerlerseniz sağlıklı ve kalıcı bir şekilde gitar öğreneceksiniz. Acele etmeyin. Bir diğer soru ise, akustik gitarı senin videolarından öğrenebilir miyiz? Öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Akustik gitar çok çalmadım. Maalesef çok da sevemiyorum ama ben akustik gitarım varken bu aynı size öğrettiğim videolardan çalabiliyordum. Sadece akustik gitarda pena gerekiyor diyorlar ama ben pena kullanmıyordum mesela. Şunu diyebilirim, akustik gitarın temelini bu videolarla atabilirsiniz ama orta ve ileri seviyesi için bir şey diyemem. Yine de güvenmeyin bu videolara. Akor basarken diğer tellere değiyorum. Gıcırtı geliyor, cızırtı geliyor. Sol el akorumuzu basarken ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlarım? Sol elimizi olabildiğince yuvarlak yapacağız. Bakın şöyle yaparsam diğer tellere değiyor. Gördünüz mü? Bunu olabildiğince yuvarlak ve sol el baş parmağını yukarı, yukarı getiriyoruz. Onu zaten yukarı getirdiğim zaman avucumuzun içi yuvarlaklaşıyor. Bakın çıkardım şöyle oldu. Şu olmaz. Olabildiğince yuvarlak ve dik basıyoruz. Yani şu parmaklarımızın ucuyla, şuralarıyla değil, bu tombiş olan kısımlarla değil. Olabildiğince dik basacaksınız. Zaten dik bastığımız için sol el tırnaklarımızı kesiyoruz. Sol el tırnaklarımız uzun olunca basamıyoruz zaten. Tamam mı? Sol el tırnaklarınızı kesin. Sol el avucunuzu iyice yuvarlak yapın. Tam olarak dik basın ve güçlü basın. Sol el baş parmağınızı da yukarı getirin. Akoruna göre fakat. DM'ye de yukarı getiremezsiniz. Tamam mı? Mesela la minörde. Okey. Yuvarlak yapmayı unutmayın. O zaman değmeyeceğine eminim. Evet, sıfırdan gitar dersleri. Son videomuz bu şekilde bitmiş oldu. Umarım faydalandınız. Umarım işinize yaradı. Umarım güzel vakit geçirdiniz. Ben çok güzel vakit geçirdim. Fakat artık bundan sonra gitar dersi çekmeyi düşünmüyorum. Hali hazırda stok gitar videolarım var. Onları da yaz tatilinde, 2023'ün yaz tatilinde yayınlayacağım. Haberiniz olsun şimdiden. Ama sanırım artık eğitim videolarının ömrü bitmiş gibi. Bundan sonraki videolarım sürpriz olacak. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Ama sanırım artık ders videoları gelmeyecek. Üzülüyorum ama maalesef öyle. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bana teşekkür etmenizin en kolay yolu kanalıma abone olmak ve bu videoma yorum yapmak. Biz birlikte güzeliz. Sizler bu videoları izlemeseniz benim bu videoları çekmemin hiçbir anlamı yok. Yani siz varsanız ben varım, ben varsam siz varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. O zaman başka türdeki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Müzikten ayrılmayın. Müzikte kalın. Hoşça kalın. Aa, hala Gümüş Akor kanalına abone olmadın mı yoksa? Hadi hemen abone ol.